Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Mete Han'dır. Türk ordusu M.Ö. 209 yılında Mete Han tahta oturduğu zaman kurulmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın logosunun altında yazan tarih de bunun tarihidir. Mete Han bütün Türk boylarını tek bir devlet altında topladı. Peki gücünü nereden alıyordu? Kendi silahından. Mete'nin kendisinin icat ettiği, dünyada kimsede olmayan, menzili ufukları aşan, hedeften şaşmayan ıslıklı ok. Bu ok sayesinde 10 bin askerle 100 bin kişilik Çin ordusunu dize getirdi. Toprakları Hazar Denizi'nden Mançurya'ya kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurdu. Kimse o devlete göz dikemedi, söz geçiremedi. Eğer bir devlet kendi silahını kendisi yapamıyorsa, ordusu muzaffer olamaz, bağımsızlığını koruyamaz. İşte Türklerin dünya sahnesinde yüzyıllar boyunca devlet kurup var olmasının sırrı bu okun ıslığında saklıdır evlat. Ben bunu hatırlıyorum. Ben vermiştim babana, sana getirsin diye. Bakalım. Zer etme, nişan al. Senin baban benim yetimimdi. Feraset sahibi bir baba yiğitti. İşte Yıldırım Projesi adını verdiği bu iş, Mete Han'ın ıslıklı okunun bugünkü halidir. Şimdi bir tarafında Amerika, bir tarafında Rusya olan S-400, Patriot, F-35 mevzuları var ya, Yıldırım Projesi işte bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir. Babamı o yüzden mi? Evet. Bu yüzden şehit ettiler evlat. Bu yüzden şehit ettiler. Karadan denizden üstümüze gelmeye cesaret edemeyecek düşmana hava sahamız da kapanmış olacaktı. Uğruna bunca şehit verilen proje rafa mı kalktı? Türkiye'nin bu hayalden vazgeçtiğini herkesi inandırmak gerekiyordu. Yıllarca süren bir sessizlikten sonra 15 Temmuz milat oldu. Gördük ki bizi zapt edebileceklerine inanmışlar artık. Ertesi gün düğmeye basıldı. Meyvelerini ne zaman verir bilinmez ama Türkiye hava savunma sistemleri üzerine ilk adımları attı. Yıldırım Projesi 6 yıldır büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Madem bu kadar gizli, adamlar nasıl duydu? İçeriden birinin haber verme ihtimali yok. Karşı tarafta da projeyi takip eden kimse kalmadı. Tek bir adam vardı. 15 Temmuz gecesi bütün bildikleriyle beraber sırra kadem bastı. Senelerdir ismi de cismi de kayıp. Nasıl duydular onu bilmiyorum ama duyunca nasıl kızdıklarını çok iyi biliyorum. Engellemek için her şeyi yapacaklar. Ok yaydan çıktı artık yalnız kurt.
Bunu durdurmalarına izin veremeyiz. Sen hep daha güzeldin Esra. Ağlamak yok Sare. Hayır, tamam hadi. Geldim. Hazırsan çıkalım yenge. Doğan nerede? Hangarda acil bir işi çıkmış, seni ben götüreceğim. Senin geliyorum ben. Adamı alırken gürültü çıktı mı? Gören eden var mı? Yok abi. Söylediğin gibi sessiz sedasız hallettik. Gözünü korkuttuk, gel dedik, sorgusuz bindi arabaya. Cana kıymetli desene. Öyle. Tırsmış, bekliyor içeride. İyi bari, fazla uğraştırmaz. Kahvaltıya geç kalırsam Esra beni yer. İşte. Efendim aşkım. Çocuklar söylemedim, işim çıktı. Ben masayı ayırttım, sen geç. Ben de fazla gecikmeden gelirim. Hoş geldiniz Doğan. İçeride yabancı kimse var mı? Dışarıdan kimse yok, sadece biziz. Temizlik günü diye herkesi gönderdim. Arkman! Arkman! Bana bak! Bu kaç? Ne istiyorsunuz abi benden? Soru soruyorum, cevap ver. Bu kaç? 5 abi. Aferin. Al sana benden de 5. Etti 10. 10 kelime hakkın var. Sorduğum soruya 10 kelimede cevap vereceksin. Yoksa bir daha hiç konuşamazsın. Hiçbir şey bilmiyorum ben. 3'ü gitti, 7 kaldı. 6 kaldı abi. Oğlum, hiçbir şey bilmiyorum ben. 3 kelimecik etti adamcağız. Niye akını yiyorsun? Şey abi, şey ayrı bir kelime olduğu için hiçbir şey bilmiyorum ben. 4 eder. Bu sefer aferin sefer. 4 gitti, 6 kaldı. Anladın? Anladın. Şimdi bunu iyi dinle. Senin şerefsiz enişten geçenlerde trafik kazasında öldü ya. Heh. O şerefsiz enişten trafik kazasında ölmedi. Onu bu abin öldürdü. Arabaya koydu, bayırdan aşağı yuvarladı. Niye biliyor musun? 20 küsür çocuğu şuradan Yunanistan'a komşuya götürecek, alt üstü bu kadar. Maçası yemedi, yapamadı. Benden de korktuğu için hayır diyemedi. Başka şeyler geveledi. Ben bir şey anlamadım. Benimle alakası olmayan şeyler. Ama şimdi öğrendim ki aslında bize çok önemli şeyler söylüyormuş. Da bu senin Sefer denen dangalak abin anlamamış. Şanslısın ki seni ben dinliyorum. Anlarım. Değil mi? Şimdi siz bir düzen kurmuşsunuz. 15 Temmuz'dan beri parayı vereni Türkiye'den istediği yere kaçırıyor musunuz? Değil mi? Enişten bize sahte kimlikle saklanan birinden bahsettiydi. Adam size gelmiş. Paçayı kurtarmak için yabancılarla bağlantıya geçmek istediğini söylemiş. Birliklerini anlatacakmış. Önemli şeyler biliyormuş. Elinde çok para edecek projenin bir dosyası varmış. Şimdi soru şu. Bu adam kim? Nerede saklanıyor? Adama müktet diyorlar. Ada pazarında saklanıyor. Müktet.
Nerede saklandığını biliyor musun? Ev. Tamam tamam, rahat konuş. Bir bardak su alabilir miyim abi? Su verin şuna. Bak sen de bir an önce anlat. Benim işim gücüm var, tamam mı? Sare şoförlü bir araçla çiftlikten çıktı. Doğan yok. 34 Zonguldak, Kastamonu, Fatsa 98-68. Araç doğu yönde ilerliyor. Merak etme Engel, rutin uygulamadır. Ehliyet ruhsat. Kolay gelsin. Buyurun memnunum. Hanımefendinin de kimliği alabilir miyim? Tabii. Sadece trafik değil, GBT'de de bakacaklar galiba yenge. Kimliğin yanında mı? Tabii tabii. Dur. Ah. Buyurun. Biraz bekleyin. Bir sorun mu var? Yok, bir şey yoktur yenge. Ben bir bakayım. Sen arabada bekleyiver. Sorun mu var Memur Bey? Esra'nı Mehmet'e kadar almamız gerekiyor. Neden? Emir öyle geldi, almamız gerekiyor. Bir yanlış anlaşılma olmasın? Olması gerekeni yapıyoruz. Ne demek? Memur Bey yani... Memur Bey... Esra Hanım, bizimle Emniyet'e kadar geleceksiniz. Bir yanlış anlaşılma var herhalde yenge. Ben hemen Doğan abiyi arıyorum. Tamam. Newton beşiğinde maddeler tek çizgi üzerinde hareket eder. Bizim gibi bir numara harekete geçtiğinde onun enerjisi de diğerleri de harekete geçer. Bir numara ikinciye değdiğinde momentumu ikinciye geçer. Sonra üçüncüye, sonra dördüncüye derken en sonuncuya. Yani bana ulaşır. Öğrenmişsin. Çabuk öğrenirim demiştim. Ama gördüğüm kadarıyla sen hala kime güvenmen gerektiğini öğrenmedin. Bir sürprizin var galiba. Kötü sürprizler Nizamettin'in işi. Ben sürpriz yapmam. İş yaparım. Söyleyecek misin yoksa oyun oynamaya devam mı edeceksin? 15 Temmuz'dan beri saklanan birinin izini buldum. Elinde dosyalarla beraber yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Evet. Tamam. Adamın adı ve saklandığı yer dosyada. Eğer görev verirseniz hemen alıp getiririm. Belki daha acil işlerin vardır senin. Ne gibi? Telefon sanaydı. Esracığını polis almış. Ne polisi ya? Öğrenirsin Doğan. Daha öğrenecek çok şeyin var.
Size iletmem gereken bir dosya var. Peki efendim. Ne oldu? Abi yengeyi emniyete almışlar GBT'den. Gebertirim lan sizi. Peki abi. Ne olmuş? Bilmiyorum abi. Bir şey de bilin be. Baş üstüne abi. Bir şey oldu yok, her şey yolunda. Al bir tepsi baklava, otur başına ye. Her şey şahane. Ya kızım sen deli misin? Doğan gibi psikopatın yanına böyle Esra kimliğiyle gidilir mi? Başına ne gelecek? Kaç yıllık planımız ne olacak hiç düşündün mü? Kızmışsın. Evet kızdım. Başına buyruk hareket ediyorsun. Ne haldesin? Başına bir şey mi geldi? Doğan sana kötü bir şey mi yaptı? Merak ediyorum. Kusura bakma, seni zor durumda bıraktıysam. Evet bıraktın. Seninle konuşabilmek için devletin polisine yollarda çevirme yaptırıyoruz. İyi misin? İyiyim. Doğan birazdan gelir. Anlatacak bir şeylerim varsa hemen başla. Bana kızıyorsun ama ben içeride olmasaydım kim gönderecekti sana o haberi? Hangi haberi? Yani... Sana haber gelmedi mi? Sare, gebeleme. Haber ne? Merak etme kapalı. Yavuz Yıldırım diye bir adamın projesinin peşindeler. Yıldırım projesi. Peki sen bu haberi kiminle gönderdin bana? Önce mezarlığa gittim ama Doğan yalnız bırakmadığı için oradan iletemedim. Sonra şu şeye... Esra'ya yardım etmeye çalıştım. Esra'nın ölümüne sebep olan diyecektin. O serseriye mi gittin? Evet. Ona gizlice bir para zarfının içinde verdim sana getireceği notu. Doğan'ı her istediğimde restorana getiremem. Doğan'a gitmeden bana bir danışsaydın. Seninle konuşmak için devletin polisine yollarda çevirme yaptırmazdık. Bu haberi de ertesi güne almazdım. Ama merak etme. Yıldırım projesiyle ilgili bir şey bulamazlar. Kozmik Oda'ya da giremezler diyordun. Girdiler. Yüzlerce yurtsever deşifre oldu, şehit edildi. 813 vatan evladı. İçlerinde arkadaşlarım vardı. Neyse ki o günden bugüne çok şey değişti. Umarım öyledir. Doğan bu projeyle ilgili birinin peşinde. Daha öğrenemedim kim olduğunu. Tamam. Kayda değer bir şey öğrenirsen hemen haber ver. Eğer restorana gelemezsen bunu kullan. Doğan Sakınmaz geldi. Tamam. Çok dikkatli ol. Unutma, buraya isim benzerliği yüzünden geldin. Bir şey daha, bir daha o Altay lafını ağzına almayacaksın. Adam serseri mayın gibi, güvenemeyiz. Ne zaman nerede patlayacağı belli değil. Esra. İyi misin? Bir şey olmadı değil mi? Çıkar beni buradan.
Kahvaltıyı başka bir gün yaparız. Sefer seni eve götürecek. Ben de bu karışıklığın sebebini öğrenip geliyorum. Hayır, gitme. Esra, bir daha isim karışıklığı falan deyip seni üzmelerine müsaade edemem. Sen içeridesin diye sesimi yükseltme. Şimdi gidip ortalığı... Ya hayır, boş ver şimdi. Yalnız bırakma beni, korkuyorum sen yokken. Seni kimselere bırakmam. Hadi gidelim. Ben de diyorum lafın ortasına niye dışarı çıktı? E bana söylesen ben getirdim kumandan. Bilemezsin sen. Doğrudur. Senin olduğun yerde biz ne biliriz? Sen karanlık gecelerde genç kızlar gibi saçlarını dalgalandırarak oynuyorsun. Aydın gecelerde masum çocuk suretine giriyorsun. Önünde Abakan Irmağı, arkanda Yenisey Irmağı kıvrıla kıvrıla akıyor. Yüce Tanrı'nın armağanı, demire şekil veren ateş. Ok yaydan çıktı Ahmet. Nasıl emredersin? Estağfurullah. Ben kimim senin gibi yiğitlere emir verecek? Ancak rica ederim. Ben ona emin telakki ederim. Ne edersen et evlat. Ben diyeceğimi diyeyim, sen ne edersen et. Türkiye'nin kendini savunacak silahlarını kendinin yapmasından korkuyorlar. Zındıklar. Coşkun akan suyumuzu kesmek için önümüze set kurmaya kalkıyorlar. Yedi düvelin bize oynadığı ne ilk ne de son oyundur bu. Sen yol göster, bu son olsun kumandan. Ona gücüm yetmediğini gördüm artık. Bunlar iblisin suretleri Ahmet. Ne yapacağız? Uyanık olacağız. Uyuyanları uyandıracağız. Suyun yolunu kesmelerine müsaade etmeyeceğiz. Senin ferasetinle büyük yardımın dokunur kumandan. Nerede bende feraset oğul? Halit diye bir hain büyütmüşüm ellerimde. Benim kör olasıca gözlerim görmedi. Sen lafı uzatma. Bana bunlarla ilgili duyduklarını anlat. İşte 15 Temmuz'dan sonra televizyonlarda, internette... Bunların iplikleri iyice pazara çıktı. Yani örgütün yapılanma şeması sokaktaki çocuğun, kahvedeki adamın bile diline düştü. Bunlar da giden gitti, kalan sahalar bizimdir dediler. Her şeyi baştan aşağı yenilediler. Bu iş öyle bugünden yarına yapılacak bir şey değil. Kim bilir kaç yıllık hazırlık var arkasında. Yani içlerinde hani hiç deşifre olmamış kriptolar da var, yeniler de var. İşte bildiğimiz eskilerden de var. Ya bu... Viking'in Esra ile kanca attığı işte o Doğan Sakınmaz şu anda bu yapının en alt basamağı. Onun üstündeki adam da yani görünürde uluslararası güvenlik şirketi olan biri. Nizam. Nizamettin Köz. Viking'le aynı zamanlarda o da İran'da MİT adına görevliymiş. İki evladımın katilidir hain köpek. Mustafa! Allah onu cehennem ateşinde köze çevirsin. Amin. Bende başka bir bilgi yok. Bir de Viking'le mi konuşsam? Hani Nizam'ı tanıyorsa belki söyleyeceği bir şeyler vardır. Ben yetim kurtlar defterini kapattım. Deşifre olmuş bir yapının içinde ajan olmadığını nereden bileceksin? Öyle bakınca hepimizin eli kolu bağlı. Hala içimizde dolaşıyor bu kriptolar. Kimse kimseye güvenmez halde.
Ne yapacaksın? Tek bir kurt yeter bana. Nerede öylesi? Var mı? Vardır. Olmaz mı? Aslı kurttur. Kurt yavrusu kurt olur. Senin mi? Evet, babam aldı. Biz yeni taşındık. Sizin eviniz de burada mı? Yok. Ben kayboldum. Yol bu tarafta. Oğlum nerelerdesin? Geliyorum anne. Uzaklaşma demiştim sana. Nereye gidiyorsun? Görüşmemiz gerek.
Niye çağırdın beni? Bunu Sare gönderdi. Geç kaldın. Ben sizin saatli çalışan kuryeniz değilim. Biz de kuryeyle çalışan alışveriş sitesi değiliz. Vatan evlatlarıyla gönül işi yaparız. Sare bir hata yapmış, son çare diye güvenip sana gelmiş. Sen de gereğini yapmadın. Bundan sonra bizden kimse sana gelmez, merak etme. Sen bir telefonumla geldin ama. Seni son bir kez uyarmaya geldim. Bu işten elini ayağını çek. Beni de, Sare'yi de unut. Kümesinde adam dövmeye devam et. Yolunda yürü, bekleme yapma. Oldu mu? Olmadı. Seni niye çağırdım biliyor musun? Hani demiştim, Doğan'la işinizi çabuk halledin. Ben beklemem diye. Süre doldu. Artık ben de işin içindeyim. Bu senin kafanın basmayacağı kadar özel bir mevzu. Böyle sokak çocuklarından çete kurup ateş başında türkü çığırmaya benzemez. Bir lokma balı için kuru kabuk çiğneten keçi boynuzuna karnım tok benim. Sakın ola. Bir daha karşımıza çıkma. Polisteki emanetini aldın mı? Emniyette olup biteni siz benden daha iyi bilirsiniz. Bu adamın izin nasıl oldun? Doğan'ım ben. Bulurum. Enteresan. İstediğiniz zaman da alıp getiririm. Sen karışmayacaksın. Operasyonun bundan sonrası Nizam'a verildi. Nasıl yani? Bulduğun mürtet denen adam 5 numara için çok değerli. Riske atamayız. Kimsenin bulamadığı adamı ben bulmuşum. Benim anlam riskli öyle mi? Öyle. Maazallah. Sen operasyonun en kritik anındayken Esracığın bir anda kaybolursa ne olur? Olayları karıştırma. Ben bana verilen görevleri her zaman layıkıyla ve zamanında yaptım. Yaptın, evet. O yüzden hala bu koltukta oturuyorsun. Duygusal nedenlerle yanlış yapmana izin veremeyiz. Önemli bir iş yaptın, takdir edildin. Görevin bundan sonrası Nizam'a verildi. Konu kapanmıştır. Madem benim itirazımın bir hükmü yok, beni neden buraya çağırdın? Ben istedim. Operasyon hassas. Bu adam 5 numara hakkında çok şey biliyor. Aksilik istemiyorum. Ekstra dikkatli ol. Yanındaki kadına da söyle. Bu hafta rahat dursun, kaçmasın. Polisle de başını derde sokmasın. Esra Hanım. Doğan'a baktım ama. Abi erkenden çıktı. Sizin de misafiriniz var. Misafir mi? Evet. Ne işin var senin burada? Seninle aynı sebepten buradayım. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bugünlerde herkes aynı şeyi söylüyor. O zaman kafana göre hareket etmek yerine düşün. Bana güvendiğini sanıyordum. Güvenmiştim, geçti. Madem öyle, herkes kendi yolunda. Anlamıyorsun. Bu iş oyun değil. Sandığından daha tehlikeli. Korkmam mı gerekiyor?
Doğan seni fark ederse yaşatmaz. Daha iyi ya. Yenilmek zaten işime gelmez. Konuşmak ne kadar kolay ya. Ben bu yolda sadece kardeşim değil, çok arkadaşımı kaybettim. Daha geçen hafta senin o şov yaptığın cehennemin dibinde neler oldu haberin bile yok. Esra'nın kaçtığı gün bir arkadaşımı katlettiler orada. Kurtoğlu geldi efendim. Esra Hanım'la bahçedeler. Atacağın yanlış bir adım ikimizi de götürür. Benim sonumda Esra gibi olmasını mı istiyorsun? Şimdi ne yapacaksın acaba? Hayrola Kurtoğlu? Hangi rüzgar attı seni buraya? Üstümdeki bir ağırlıktan kurtulmak istedim. Bahis de bana oynayıp kazanınca beni ödüllendirmek istemiş hanımefendi. Öncelikle teşekkür ederim. Ama bu parayı alamam. Ay ben de ne geveleyip duruyor diyorum iki saattir özür müzür. Dövüşte çok para var herhalde. Beğenmedin mi? Öyle mi? Az mı geldi para? Parayı görünce bakmadım içine. Ne kadar var bilmiyorum. Düşünmeniz bile yeter. Niye almıyorsun? Hak ettin. Ben hak ettiğimi Celal'den aldım. Fazlasında gözüm yok. Celal'le göndermek uygun kaçmaz diye kendim getirmek istedim. Kibarlık da bilirmiş. Bu sefer gel sen. Bana da güzel bir dövüş borcun olsun. Tam da bu yüzden istemiyorum işte. Borçlu kalmayı sevmem. Siz bunu alın. Benim de size borcum değil, sözüm olsun. Rahatsız ettim. İyi günler. Küstan. Abi bir şey diyor musun? Para nedir Sefer? Gönlü zengin adam için pek mühim bir şey değildir abi. Paradan önemli şeyler var. Ne var? Sağlık var. Huzur var. Sadakat var. Bütün bunlar için de para lazım Sefer. Çocuklara dağıt. Niye geldin bu saatte? Gece antrenman yapacağım. Oo. Desene yatacak yerin yok. Müsait değilse giderim. Yok yok, dalgana bak sen. Ben de çıkıyorum zaten. Dışarıdaki çocuklara söylerim. Üstüne kilitlerler. Salonun büyük ışıklarını açma. Hadi iyi geceler. Çocuklar, hadi siz de çıkın. Kapıları da kilitleyin. Namlusu, el ve omuz ile aynı hizada. Atış esnasında namlunun yukarı kalkması ve geri tepmesi yok. Dakikada 1500 mermi atabiliyor. 1500. Enteresan. Havası da 1500. Yanımda öksürme kıyas. Hastaysan evine git. Çok şükür iyiyim. İşimin başındayım Nizam Bey. Misafiriniz geldi, ona haber verecektim. Niye öyle söylemiyorsun o zaman? Boşuna virüs saçıyorsun etrafa. Rahatsız etmemek bağlamında konuşmak istemem. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Be.
Şimdi bu yakışıklıların hepsi bir savaşa mı gidecek? Kıyamadığın varsa ayırayım sana. Gerçi onlar için hangisi daha tehlikeli bilemiyorum ama. Doğan'ın istihbaratı doğru mu? Şimdi duyarsa havalara girer ama gerçekten büyük iş yapmış. Yıldırım projesini çalıp 6 senedir kayıplarda olan adamı bulmuş. Yurt dışına mı kaçtı, ormanda mı yaşıyor denilen adam Doğan'ın söylediği yerde. Sakarya'da bir evde saklanıyor. Emin misin? Eminim. Beş numaranın adını duyduğunda endişelendiği adam bu mu yani? Evet. Hilmi Kopanlı. Başka bir isim söylemiştin. Mürtet. Ha, Mürtet. 15 Temmuz'dan beri medyada gıyabında böyle söyleniyor. Ölü ya da diri alınmasını emretti 5 numara. Kim bu adam gerçekten? Fettah Dağak'ın askeri okullara soktuğu ilk öğrencilerinden biri. Orduda hızlıca rütbe alarak yükseldi. Paşa oldu. Çok güvenilen insanlardan biriydi. 15 Temmuz başarılı olsa şimdi kim bilir hangi koltuktaydı Hilmi abi. Hilmi abi mi? Evet, Hilmi abi. İran'da neler oluyor Nizam? Biz Milli İstihbarat Teşkilatı adına 4 kişilik bir hücreyiz. Türkiye sınırına yakın yerlerde ikameyiz. Teşkilat genellikle bizden terör faaliyetlerine yönelik hareketlerin takibini istiyor. Başka? Başka, Cumhurbaşkanı Tahran'a ziyarete gelecek. Onun için hummalı bir güvenlik araştırması var. İçinde olduğun Türk istihbaratı İran imamımızın peşinde. Haberin var mı Nizam? Duymadım abi. Duyacaksın Nizam. Biz seni oraya niye yerleştirdik? Yıllarca himmet aldığın yere böyle mi hizmet ediyorsun? Bu başka bir hücredir abi şimdi. Ben size yıllarca ne ezberlettim? Öteki dünyada şefaat için... Bu dünyada hasenat. Bugün de itibaren şöyle yapıyorsun. Teşkilatın sana verdiği ıvır zıvır işlerle uğraşıyor gözüküyorsun. Ama asıl vazifen İran imamını kollamak. Devletin eline geçerse yanarız. Askeri okula başladığımda ilk evimdeki abimdi. 2000'li yıllarda katıldığım operasyonların birçoğunu o yönetti. 17-25 Aralık'tan sonra istihbarattan ayrılıp Amerika'ya gidene kadar onun emrinde çalıştım. Çok acayip bir adamdı. Hiç acıması yoktu. Derlerdi ki, kainat imamı Hilmi Kopanlı'ya rüyamda gördüm, babanı kesmen lazım dese, bir an düşünmez keser. Daha fazla bilmek istemiyorum. Sen emri duydun. Adamı al getir, bana yeter. Onu düşünme. Çocuklar pazar akşam alacaklar. Of, tamam işte. Aklıma takılan bir şey daha var. Daha ne var? Doğan'a güvenmiyorum. İşin bana verilmesinden çok rahatsız biliyorsun. Sen de orasını düşünme hiç. O gece gözümüzün önünde olacak. Doğan'ı zorla bir yerde alıkoymayı düşünmüyorsun değil mi? Kuduz köpek gibi hepimize saldırır. Vurmadan zapt edemeyiz. Onu bana bırak. Enteresan. Pardon yakışıklı. Deneyebilir miyim? Sana uf. Sen çok değiştin Esra. Neden?
Eskiden bir Eylül'ü tercih etmezdim. Acar Bey'ine giderdim. Sen kıskanma diye Acar Bey'e arada bir gidiyordum. Ben en çok bir Eylül'ü severim. Ben de en çok seni severim. Kıskandın mı? Bu dünyada bir tek bu kısraktan kıskanmam seni. Adı yeter. Evet, bir Eylül. Aşkımızın doğum günü. Aşkımızın doğum günü. Bak, o da kıskandı. Bu kadar romantikleşme istersen. Oo, Sefer Bey buyurun. Estağfurullah abi. Öyle rica ederim, buyurun. Abi, Mira aradı. Seni mi aradı? Evet, beni aradı. Sana iletmemi istedi. Beni aramayıp seni aradığına göre mutlaka sinirimi bozacak zottirikten bir mesele. Ne dedi? Pazar günü özel bir dövüş ayarlamanızı istiyor. Nizamettin Köz'le birlikte gelip eğleneceklermiş. Sen ne miyim lan ben? Göbek atıp adam mı eğlendireceğim? Oğlum diyemedin mi? Siktir git orospu. Nizam'ın kucağına kendini otur, kendini eğlendir diye diyemedin mi? Diyemedim. Diyemezsin tabii. Herkesin gücü bana yetiyor. Babasını öpeyim. Aşkım. Sakin ol. Bu Mira kaltağını hatırlıyorsun değil mi? Evet, hiç sevmemiştim. Ama asıl öbürü. Nizam. Arkamdan ateş emrini veren adam. Şerefsiz. Esra aşkım bak. Şu an elimden bir şey gelmiyor. Ama sana söz veriyorum. Hesabını soracağım. Bir de özür dile istersen. Bana kendini mi anlatıyorsun? Saçmalama. Senin için her şeyi yaparım. Ayaklarımla bile kapanırım. O ne öyle? Niye kızdırdı bunlar seni? Şimdi önemli bir iş var diyor. Ben bunlara yemeği hazırladım, servis ettim. Bunlar dediler tamam biz yeriz ama sana yok. Bir de bu yetmezmiş gibi pazar günü gel bizi eğlendir diyorlar. Bunlar bence korkuyorlar senden. Evet. Korktukları için de gözlerinin önünde ol istiyorlar. Aynen öyle. Bunlar hep böyle birlikte gelirler mi sana? Evet. Hayır. Gelmezler. İlk defa birlikte geliyorlar. Çünkü operasyonu o akşam yapacaklar. Çünkü operasyonu yaparken gözlerinin önünde olmamı istiyorlar. Çünkü ben adamı ne yaparım? Babasını öpersin. Hadi evimize gidelim sevgilim. Celal, pazar akşamı ağır misafirlerim var. Kurdoğlu'nu ara, bana dövüş sözü var. Pazar akşamı burada ol. Bu hafta dövüş istemiyorum. Pazar akşamı burada ol. Doğa Bey'in emri. Bir dövüş sözün varmış. Artık beni aradan çıkartıp patronla kendin görüşüyorsun demek. Yok öyle bir şey. Ben haddimi bilirim. Denk geldi. İyi denk gelmiş. Pazar seni istiyor. Söz verdik bir kere geliriz. Mevzu nedir? Özel bir dövüş olacak. Dışarıdan seyirci yok. Doğan Bey'in ağır misafirleri var. Kim? Mira Hanım mesela. Kimdir ben de bilmiyorum. Büyük birinin bir şeyi. Bir de Nizamettin Köz. Adam dünya çapında iş yapıyor. Askerler maskerler. Red Embers diye bir güvenlik şirketinin sahibi. Havalıymış. Hava atmayı sever. Doğan Bey de şovunu yapacak. Gece boyu süren uzun bir dövüş istiyor. Pazara kadar çok yorma kendini. Aman diyeyim dikkat et. Kazadan beladan uzak dur. Eğer kalacak bir yerin yoksa da burada kalabilirsin. Yerim var. Sağ ol. Kaldığın yerde uyuyabiliyor musun bari? Yok. Çok denedim zamanında. Uyuyamayan adam mı olur be kardeşim?
Rahatsız ettiysek gideriz Celal. Uzatma. Rahatsızlık meselesi değil, iş meselesi. Sen bize lazımsın, kendine iyi bakacaksın. Sen beni merak etme. Neyi merak etme? Ev bırak istemiyorsun, onu anladık. Uyku da anlamadık ama ona da okey. Dünya kadar para kazanıyorsun. En azından git adam gibi bir otel odası tut, bir yatağa yat ve biraz dinlen. Yoksa lök diye kalacaksın bir yerde. Kısmet bazı şeyler. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Hadi Leylim Leylalım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derdin dermanı. Evlat. Bak bu benim ağacım. Şu ileride gördüğün devrilmiş olan da bana babalık eden ihtiyarındı. Ben büyüdükçe ağaç da büyüdü. Sonra benim ağacım atamın ağacının köklerine karıştı. Sonra ihtiyarın ağacı bana yol açmak için kurudu, devrildi. Bu da oğlumun fidanı. Bu ağacı ne yapacağız baba? Bu henüz fidan. Gel bakalım benimle. Gel gel. Gel bakalım. Şimdi bak ben buradan, tamam mı, buradan 20 adım sayacağım şöyle şu tarafa. Benim oğlum da sayar 20'ye kadar. Yok ya. Gerçekten mi? Hadi bakalım. Hadi birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Güzel. Buraya. Tamam mı? Şimdi bak, sen buraya bu fidanı dikeceksin, o da senin ağacın olacak. Benim ağacım büyüyünce ne olacak baba? Eğer bu fidan tutarsa artık sen, sen olacaksın. Büyüyüp göğe varacaksın. Sonra senin ağacının kökleriyle benim ağacımın kökleri birleşecekler. Zamanı gelince benim ağacım sana yol açmak için kuruyup devrilecek. İki ağaç her zaman yarışır yiğidim. Ama ben senin ağacın büyüsün, göğe varsın istedim. Hadi bakalım. Başlamak lazım. Hadi. Kas, 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 kas. Kas, 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 kas iyice. Thank you.
Şimdi alıyorum, alıyorum. Haydi bakalım, haydi bakalım. Allah Allah. Evet. 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 Haydi kapatalım üstünü. Başla. Biraz böyle bastıra bastıra, tamam mı? Hı. Çok değil ama hafif böyle sıkılaştır. Toprağını, tamam mı? Yiğit de versin biraz, gel. Gel bakalım. Madem senin ağacın, can suyunu ver bakalım. Ver, 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 bolca ver. Hazır mısın? Daha değil. Bu akşam istediğimi yaparsan sana borçlanırım. Geçen konuştuk. Benim borcum da alacağım da olmaz. Ya tamam anladık. Benim de sana sözüm olsun. Bu gece istediğim gibi biterse dile benden ne dilersen. Yenildemeyeceksin herhalde. Yok asla. Tek istediğim kısa sürmesin. Zevkli bir maç olsun, bütün gece sürsün. Kim çıkacak karşıma? Söylemedim mi Celal? Haberim yok. Bak ya o şerefsiz Celal'e dedim ki Kurdoğlu'na söyle, ona göre hazırlansın. Kim? Demir Yumru. Ben onu bütün gece döversem ölür. Ya sen bütün gece döv, gebersin ya. İsterse gebersin. Döv. Misafirlerin önemliymiş. Öküz gibi bir adamla çıt kırıldım bir kadın işte. Adamın savaşa gönderecek paralı askerleri var. Celal bahsetti. Redembers. Neymiş bu? Blackwaters diye dünya ünlü bir firma var. Meşhur. Orta Doğu'da Amerika hesabına çalışan paralı askerler. Bizim Nizamettin'in de soyadı köz ya. Blackwater. O da Redembers koymuş. Hava basacak ya. Boş yapıyorlar. Kadın kim peki? Ha? Kadın? Kadın da ona emir veren biri işte ya. Anla. Ben anlamam sizin işleri. Bu geceki oyun benim için önemli. Sen bunu anla yeter. Ben oyun oynamam. Dövüşün şakası olmaz. Ya tamam Altay ya. Yorma ya. Neyse ne. Sen bu gece benim dediğimi yap yeter. Okey. Niye söylemiyorsun adama kimle dövüşeceğini? Bilirse yalan olur. Böylesi daha gerçekçi. Tamam sorduk Celal. Doğan. Git geliyorum. Misafirlerin geldi, karşılayıp aldım yerlerini. Haber verin demiştim. E aradım, telefonlar çekmiyor. Sefer.
Doğan'ın dünyayla bağlantısı kesildi. Peki biz? Benim dünyayla bağım hiç kopmaz. Her şey yolunda. Benimkiler hazır. Doğan nerede? Hep doğru zamanda, doğru yerde. Unutamayacağınız bir gece geçireceksiniz. Umarım. Show must go on. Tamam. Hadi başlıyoruz. Oğlum, daha bir saat dayanması lazım bunun. Ben bir şeyler ayarlayacağım. Bu ne şimdi?
Erken bitsin diye danışıklı dövüş mü ayarladın? Bizi apar topar göndermeyeceksin değil mi? Vallahi ben hiçbir yere gitmem söyleyeyim. Olur mu canım? Mekana 40 yılın başı gelmişsiniz. Bırakır mıyım hiç? Eğleniyor musunuz? Tadı damağımızda kaldı. Vallahi Mira Hanım'ı bilmem ama ben hiçbir şey anlamadım. Sahtekarlık değil de gerçek bir dövüş izleriz sanmıştım. Açılışı kısa kestim. Altay. Dur dur bir saniye. Şimdi bu aperatif miydi yani? Onu söylüyorum. Yemekte ne var peki? Siz seçin Nizamettin Bey. Anlamadım. Karşıma kimin çıkacağını siz seçin. Gerçek dövüş izlemek istiyorum demiştiniz. Güvendiğiniz birileri vardır askerlerinizin arasında. Enteresan. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Senin adamından başka ne beklenirdi ki? Sahibi gibi haddini bilmezin teki. Ama hiç önemli değil. Öğretirler. Charlie Chan. Nizam, nedir son durum? Bir saat sonra burada işimiz biter. Okay. Adamın işini hemen bitirmem. Biraz oyalan bir saat kadar sonra. İnsan mı bu? Vallahi değil. Birazdan görürüz. Ama bu da 5 dakikada biterse işimize yaramaz. Söyledim merak etme. Sen keyfine bak. Rezil oluyorum. Senin hoşuna mı gidiyor Celal? Kendisi istedi. Siz de gördünüz. Baştan adam gibi birini koyaydın karşısına. Bu yamyam gelmezdi. Senin yüzünden kurdoğlunu harcıyoruz. Hadi Charlie, hadi kemik sesi gelsin. Thank you.
Ne diyorsun sen ya? Kapat şu telefonu, kapat. Abi bütün adamlarımı sindirmişler. Hemen nereye böyle? Sabaha kadar buradayım diyordun. Adamı sen mi aldın? Bu maymundan bahsediyorsan ben bir şey yapmadım. Kurt kaptı. Mürtetten bahsediyorum. Eğer bu işin altından sen çıkarsan... işim bitti. Ne oldu? Terslik çıktı. Dedik sana. Nizam beceremez, yanlış hata oynama. Senin bir parmağın yok değil mi bu işte? Bütün gece gözünüzün önündeydim. Dış dünyayla kontağımı da kestiniz. Ama bunu sorduğuna göre benim yapabileceğimi düşündün. İtiraf et Mira. İçinden dedin ki... Doğan eli kolu bağlı bile... Nizam'a beş basar. Bu koltuk benim hakkım. Boşuna konuşuyoruz. Sen de bazen çok konuşuyorsun. Yes! Zafer kazanmış gibisin. Görmedin mi sevgilim Altay'ın şovunu? Bu gece büyük kazandık. O zaman bir kutlamayı hak ettim. Son bir oyun kaldı. Paketi mi teslim alacaksın? Sen bunlara kafanı yorma. Sefer seni eve bıraksın, ben de gecikmeden gelirim. Efendim? Doğan mürtet diye bir adamı hangara getiriyor. Tamam. Tamam. Yenge, çıkabiliriz. Geliyorum. Herkes çıktı mı Celal? Gönderdim. Birkaç gün kapalı olacağız, haberin olsun. Hmm. Kim geliyor? Altın yumurtayan lavuk.
Hoş geldin Mürted. Bodrum'a koyayım. Ruhlar ülkesinde aynı kayayı aynı tepeye kadar çıkarmaya mahkum olan ve tam tepeye çıkıp da yerine yerleştirdiği zaman tekrar düştüğünü görüp tekrar işe başlayan beyhude azaplar mahkumu. Beyhude azaplar mahkumu. Tanıdık geldi mi? Hı? Kim bu? Sisifos? Yanlış. Benim bu evlat. Benim Davut Bahadır. Ya senin karnındaki ağrı nedir Altay Kurdoğlu? Bir adam var. Nizamların da peşinde olduğu bir adam. Doğan ellerinden kaçırıp hangara götürdü. Bodrum'a kapattı. Niye peşindeler biliyor musun? Bilmiyorum. Ama çok önemli bir adam. Çok önemli adam. Bir biz önemli adam olamadık bu dünyada. Nasıl bir zat bu çok önemli adam? Hangara sokarlarken gördüm. 60 yaşlarında biri. Adı sanı yok mu? Mürted dediler. Demek yaşıyorsun kopanlı Hilmi. Bahri'yi devrem. Bakalım Kudret Paşa ne söyleyecek bugün? Ne dese gözüm kapalı imzamı atarım. Büyük komutandır. Çok önemli bir konuşma yapacakmış, öyle diyorlar. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen milli menfaatlerini ilgilendiren hususlarda en ufak bir yardım görmüyor. Üstelik NATO müttefiki dostlarımız hem ülkemizin aleyhine çalışan karanlık ve gizli yapılara hem de terör örgütlerine hamilik yapıyor. Eğer biz NATO üyeliğinden ayrılacak olursak, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm müttefiklerimizin gerçekte dost mu, düşman mı olduklarını o zaman anlarız. Ülkemizin bekası için belki de NATO üyeliğinden ayrılmayı düşünmeli, NATO dışı ittifaklar kurmanın yollarını aramalıyız. Allah senden korkulur Hilmi binbaşım. Nereden biliyorsun koskoca paşanın yapacağı konuşmayı? Türkiye'nin NATO'dan ayrılıp yeni bir kampın içinde olmasını istemek abesle iştigal. Kudret Paşa
devlet içinde bunu isteyenlerin sözcüsü olma bedelini ağır ödeyecek. Beni bununla alakalı mı çağırdın abi? Yok, hayır. Hoş geldin abi. Sağ ol Hilmi kardeşim. Nizam, Türk İstihbarat Teşkilatı'nda İran'da görevli kardeşlerimizden. Maşallah. Halit Yıldırım, abimiz. Halit abi sana yapacağım vazifenin detaylarını anlatacak. Kudret Paşa'ya suikast yapacaklar. Koskoca Kudret Paşa'ya. Onca asker koruması var. Gaffar Okkan'ın da terörle mücadele etmiş polis korumaları vardı. Eşref Bitlis Paşa. Koskoca jandarma genel komutanı. Hepsi onların işi mi yani? Değilse de parmakları var. Hangi taşı kaldırsak altından Fettah'la ilgili birisi çıkıyor. Tamam tamam, dağıtmayın meseleyi. Kudret Paşa mühim. Harp akademilerindeki konuşmasından sonra bekliyordum ben. Ne konuşması? Kudret Paşa çıktı, çatır çatır konuştu. Türkiye'nin NATO'dan başka alternatifleri olmalı dedi. Aklı olan herkesin niyeti bu. Ama bunu böyle çıkıp ulu orta söylemek her yiğidin harcı değil. Goliat herkese bu konuda mesaj vermek için Kudret Paşa'yı seçmiş. Türkiye'deki piyonları da tabii DAHAK'ın yapılanması. 3 gün önce paşanın 2 yaveri de değişmiş. 2 yeni yaver de güvenlik taraması yapılmamış liste dışı adamlar. DAHAK'ın adamları. Ne yapıyoruz? Paşa'yı haberdar etmemiz gerek. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yavuz, hoş geldin. Hoş bulduk paşam. Nasıl gidiyor çalışmalar? Allah'ın izniyle 6 ay içinde test aşamasına başlayacağız paşam. Arkadaşlar mühendislermiş. Evet paşam. Memnun oldum beyler. Şimdiden özür diliyoruz paşam. Ne özür? Paşam lütfen. Size zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Yaverlerinizin ikisi de Fettah DAHAK'ın adamları. Goliat'ın hizmetinde. Komanda Kudemli Binbaşı Bahri Çandarlı. İstihbarat Dış Operasyonlar Şefi Turan Akahan. Kusura bakmayın paşam. Başka çaremiz yoktu. Açıklama bekliyorum. 2 yaverinizin de değiştirilmesinin bir sebebi var. Goliat size suikast planlıyor. Umarım iddialarınızı ispatlamak için deliller vardır elinizde. Fettah DAHAK'ın İran imamı elimizde. Akşama İstanbul'da olacak. Sadece size yapılacak suikastla ilgili değil, örgütün Türkiye'ye yapılanmasıyla ilgili de konuşmaya hazır. Sonunda. Sonunda bu ailenin bütün yaptıklarını herkes öğrenecek. Sadece o da değil paşam. Devletin içine sızmış ne kadar adamı varsa hepsi deşifre olacak. Akşam bu adam buraya gelecek değil mi? Evet paşam.
O zamana kadar sizi güvenli bir yere nakletmek istiyoruz. Arkadaşlar, bu işin içine girdiğinize göre tehlikenin de farkındasınızdır. Yaverlerin durumunu ben yarına kadar idare ederim. Ama yarın bir açıklama yapmak zorundayım. Eğer bu açıklamayı yapmazsam sizi de beni de bu hainler bir şekilde derdest ederler. Biliyoruz paşa. Böyle bir şey olursa bütün sorumluluk bizde. Yaptığımız size karşı bir kalkışma olarak algılanacak. Dur, 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 dur. Neler oluyor? Halit durduğuna göre ileride bir tehlike var paşam. Çıkar bizi buradan, geri dönüyoruz. Dinle. Silahlarınızı bırakın. Komutanınız ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir kalkışma içerisindedir. Kudret Paşa rehin alınmış, yaverleri derdest edilmiştir. Eğer bir mukavemette bulunmazsanız hiçbirinizin kılına zarar gelmeyecektir. Devrem, sana kim bu emri verdi bilmiyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Bu hainler Fettah Dağ Hakk'ın adamları. Goliat için çalışıyorlar. Vay Hilmi Kopanlı. Demek sen de onların köpeği oldun ha? ...15 Temmuz gecesi sırra kadem basan bir adam var demiştim. İsmi de cismi de kayıp demiştim. İşte bu adam. Asıl adı Hilmi Kopanlı. Askeriyedeki ilk abilerden biri. Fettah Dahak'ın çok güvendiği isimlerden. Hep kritik yerlerde... Kritik görevler yaptı, sürekli terfi aldı. Bu Hilmi gibi kanı bozukların önü açılırken... benim aslan gibi yiğitlerim hain damgası yiyip şehit oldular. Askerliğini yaparken elektrik çarpmasından öldü denilen Onur var. Faili meçhule giden milli tank projesinin mühendisi Hasan var. F-16'lar üzerine çalışırken kafasından vurulan alim var. 6. kattan düştü denilen Devrim, 14. kattan atladı denen Ekrem var. Ve Volkan gibi daha nice vatan evladının kanı var. Bu şerefsiz Kopanlı Hilmi'nin ellerinde. Aslanım benim. Bak kim geldi? Amca! Hoppa! Ne haber Yiğit Efendi? Ne getirdin bana? Al bakalım. Sen iyi alıştın ama böyle. Hoş geldin bile demeden hemen hediyeye yapışıyorsun. Sen alıştırdın oğlum. Hoş geldin amca. Olsun be abi, biz çocukluğumuzda görmedik. Bir tanecik yeğenim var, o görsün bari. İkincisi gelince ne yapacağım bakalım? Amca olmak kolay mı? Ay dur oğlum, beni de vereceksin. Abim böyle işte Ali. Hem yemeğe çağırmış hem de iş yaptırıyor çocuğa. İşi öğrensin diyedir yenge. Hoş geldin. Bir Türk erkeği doktor da olsa
üyeniz de olsa bu mangalı bilecek arkadaş. Öyle mi Volkan? Sen nasıl diyorsan öyledir abim. Gördün mü aslanımı? Askerlik yeri belli oldu mu Volkan? Amasya olacak galiba Halit abi. Oh cennet gibi yer. Neyse hayırlısıyla git gel bakalım. Abimle çalışmak nasıl gidiyor? Bak ne yalan söyleyeyim. Zor vallahi. Öyledir bilmez miyim? Siz benim çalıştırıyorsunuz orada. Yok ya. Askerlik dönüşü özel bir proje olacaklarmış beni. Tabii oğlum senden iyi mühendis bulacaklar. Fırlanta gibi adamsın işte. Hangisine? F-16 elektronik harp kendini koruma sistemi. Ne durumda o iş? Aselsan büyük kısmını üstlendi. Sivil sektördeki rakip firmanın çoğu hissesini de aldı. Yakın zamanda silahlı kuvvetlerle uzun vadeli bir anlaşma yapılacak. Askerden dönünce beni unut diyorsun yani abime. Ya olur mu öyle şey? Yıldırım projesi benim hayatım. Sırf geç kalmayayım diye yedek subayla istemedim. Bir kısa dönem yapıp 8 ayda falan geleceğim inşallah. İnşallah inşallah. Aselsan'da bir sürü arkadaşım var benim gibi gönüllü. Neye gönüllü? Aşıklarla aynı yolda yürümeye. Etti aslanım benim. Hadi oğlum hadi yaktın hepsini. Ya at şuraya 2 tane. Hadi Halit hadi sofraya. Buyur İlmi abi. Ha, alo. Sana Volkan Parlar diye bir asker gelecek kısa dönem. Anlaşılmadı abi. Kısa dönem asker Volkan Parlar. Şimdi beni iyi dinle. Oğlum hani bu Amasya'ydı? Öyle demişlerdi abi ne bileyim. Gittim sürüs kağıdını almaya. Ha? Pat Ankara Band Okulu. Allah Allah. Demek müzik yeteneği falan da var ha? Hep Beyoz abi. Daha dün annemizin bile çalamam flütte. Ne? Biri son anda bir torpil yaptı herhalde. Biri bir şey yapmış. Kesin. Sen sivilde ne iş yapıyordun toprağım? Aselsan'da mühendisim ben toprağım. Aa biliyorum. Tesis falan yapıyorsunuz. Tesis falan. O zaman eğitimden yırttın. Doğru santrale. Volkan Parlar! Komutan seni çağırdı. Nerede? Odasında. Çok tehlikeliymiş bir dengesiz. Akıllı ol, fazla samimi olma. Tamam abi. Gel. Volkan Parlak Kahramanmaraş. Emret komutanım. Demek Maraşlısın Volkan. Ailen memlekette mi yaşıyor? Evet komutanım. Aselsan'da çalışıyorsun. Evet komutanım. Mikroelektronik mühendisiyim komutanım. Biliyorum Volkan. Bölüm birincisi olarak mezun olduğunu, savunma sistemleri alanındaki mezuniyet projenin büyük ses getirdiğini de biliyorum. Türkiye'deki çok kıymetli bir vakfın seni Amerika'ya götürmek istediğini ama senin kabul etmediğini de biliyorum. Şaşıracak bir şey yok. Vatanı görevini yapmak üzere emrimize gelen her askerin istihbaratı da arkasından gelir. Hele senin gibi özel bir kardeşimizse. Merak ediyorum. O parlak teklifi niye kabul etmedin? Ben bu ülkeye hizmet etmek istiyorum komutanım. Güzel fikir elbette ama çok ezber bir laf Volkan. Bütün insanlığa hizmet etmek daha ulvi bir vazifedir. Ben aşure etmiyorum ki insanlık için kutsal vazife olsun. Savunma sanayinde çalışıyorum. Düşman için değil, milletim için çalışmayı tercih ederim komutanım. Her zaman senin gibi dolu bir asker buralara gelmiyor. Seni sakin bir yere vereceğim.
Çok insanla muhatap olmayacaksın. İstediğin gibi okur, yazar çalışırsın. Ha bu arada sohbet ederiz fırsat buldukça. Olur mu? Emredersiniz komutanım. Tamam, çıkabilirsin. Biliyorum Volkan. Türkiye'deki çok kıymetli bir vakfın seni Amerika'ya götürmek istediğini ama senin kabul etmediğini de biliyorum. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Yarbay seni bana emanet etti. Volkan'ın rahatı yerinde mi bir arada sor dedi. Var mı ihtiyacın? Yok sağ ol. Ha dur dur. Şu radyoya pil lazım. Kantinde satmıyorlar. Askerin radyo dinlemesi yasak. O yüzden satmıyorlardır. Ya yıl olmuş 2001. Millet uzayı dinliyor. Yurttan sesler radyosu mu yasak yani? Ona bakarsan... Bunlar da yasak ama hepimizin cebinde. Kaç tane pil lazım sana? Saat 16. Şimdi haberler. Türkiye bugün devlet içindeki bir grubun kalkışma haberiyle sarsıldı. Asker, polis ve istihbaratçılardan oluşan bir grup vatan haininin düzenlediği suikast sonucu tüm General Kudret Tunç Paşa şehit oldu. Hainlerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toprağa gömülü çok sayıda silah, mühimmat ve darbe planları ortaya çıkarıldı. Hainlerin bir kısmı ölü ele geçirilirken ordu ve emniyet içindeki diğer bağlantıları da araştırılıyor. Ekrem, duydun mu olanları? Duydum. Kudret Paşa'yı vurmuşlar. Başka bir şeyler daha söyledi radyo. Evet abicim. Çok karışık ortalık. İşin içinde Yavuz abinin de olduğu söyleniyor. Ekrem, ne dediğinin farkında mısın sen? Yavuz abi karıncayı incitmez. Kudret Paşa da dostudur ayrıca. Ben biliyorum. Ben de anlamadım kardeşim. Duyduklarımı söylüyorum sana. Bir binbaşı, bir komiser, istihbarattan da iki kişi. Hepsi Yavuz abinin arkadaşıymış. Devleti yıkmak için çete kurmuşlar diye anlatıp duruyorlar televizyonda. Yavuz abiden haberin var mı? Arkadaşlarını vurmuşlar ama Yavuz abiyle ilgili bir şey demediler. Hakkımızda hayırlısını ver Allah'ım. Gel. Volkan Parlak, Kahramanmaraş. Beni emretmişsiniz komutanım. Arkadaşların söylediler. Sevdiklerini kaybetmişsin. Başın sağ olsun oğlum. Sağ ol. Böyle zamanlar zordur. Sana bir hafta kafa izni yazdım. Güzelce kafanı toparla, geri gel. Kendine dikkat et. Emredersin komutanım. Al bakalım. Çıkabilirsin. Volkan Parlar trafik kazası sonucu vefat etti komutanım. Kendine dikkat et demiştim ben ona. Kayıplarından sonra aklı gitmişti çocuğu. Yazık. Allah rahmet eylesin. Çıkabilirsin.
Aselsan çalışanı, mikroelektronik mühendisi, Kahramanmaraşlı Volkan Parlar, birliğinden izin olarak ayrıldığı gün trafik kazasında hayatını kaybetti. Allah taksiratımı affetsin. Bak, 15 Temmuz'dan beri de korkusundan sıçan gibi saklanmış. Altay, Yıldırım projesiyle ilgili çok şey biliyor bu herif. Doğan'ın elinde bırakamayız. Uyu güzel, uyu. Ben seni uyandırmak istemedim. Sabah sabah kim arıyorsa. Arasın. Boş ver, gel gitme. Baksana ya, alacaklı gibi arıyor. Bırak da şunun hesabını bir göreyim ben. Sabah şerifleriniz hayrola Celal Bey. Buyurun. Polis mi? Sizi de beklettik amirim. Yok canım, biz beklemedik. Başladık aramaya. Avukatımla gelmeden aramaya başlamayın demedim mi ben? Dedin. Sizin isim neydi memur bey? Tekin Giritli, Doğan Bey. Ne arıyorsunuz burada Tekin Bey? Bir ihbarı değerlendiriyoruz Doğan Bey. Sen gözümün önünden ayrılma müdür. Sefer. Sefer. Bana mı dedin abi? Tövbe estağfurullah. Abi ben telefonla konuşursun diye şarttım. Nereden duydun? Nereden emir aldı bu adam? Bilmiyorum abi. Tanıyor musun Giritlilerin polisi? Arka tarafları da iyice araştır. Yok abi bilmiyorum. İlk defa gördüm. Bir şey de bilin be. Baş üstüne abi. Aşağıdaki adam bulursa işim yaş. Ne emredersin abi? Her şey hazırlıklı olun. Polis almaya kalkarsa adamla benim buradan kaçmam lazım. Arkamızda ne var ne yoksa yakın, yakın. Hatırlı dostlarınızı mı aradınız Doğan Bey? Berberi mi aradım? Malum. Artık randevusuz gidilmiyor. Uzun sürer mi işimiz? Vallahi seninle bir işimiz yok şimdilik. Tıraş önemli bir mesele. Sen git. İhtiyacımız olursa çağırırız, gelirsin. Orası ayrı. Gelirim. Devlete boynumuz kıldan ince. Ama misafir varken ev terk edilmez. Celal, kahve çay bir şeyle ikram et. Ne oldu oğlum? Yok amirim.
Ne aradığınızı söyleseydiniz bu kadar uğraştırmazdık. Ama Bodrum'da kilitli bir iki kapı daha var amirim. Eski malzeme depoları. Kim bilir kaç zamandır kimse girmedi. İyi. Açın bari, uğraştırmayın. Olur tabii. Bana bir iki dakika müsaade edin. Celal. Git bak bakalım aşağıdaki depoların anahtarlarını bulabilecek misin? Oğlum bakmasana suratıma. Bekletme devletin polisini. Anahtarlar. Anahtarlar benim odamda da amir. O zaman arkadaşlara yardımcı olursun Celal. Tabii. Dur ben de geleyim. Spor salonunu beğenirsek arada bir geliriz. Buyurun amirim. Celal size bütün kapıları açacakmış zaten. Siz geçin ben de geliyorum. Nasıl olsa benimle bir işiniz yok. Şimdilik. Buyurun. Ne yaptınız? Hazırız abi. İçeride ve arka kapıda tertibat aldık. Buldun mu anahtarları Celal? Burada Doğan. Bakalım hurdaların arasında işe yarar bir şey bulabilecek miyiz? Aç burayı da. Aç. Bunlar ne? Burası spor salonu amirim. Dövüş kanlı spordur. Temiz amirim. İçerisi temiz amirim. Bunu saymam kilitli amirim. Yine beklerim. Ben devlet memuruyum sakınmaz Doğan. Gerekirse yine gelirim. İhbar Nizam'ın işi mi? Nizam niye polis göndersin Sefer? Kendi gelir. Kim peki? Siktir et. Bize giren çıkan yok. Helal olsun lan sana, helal olsun. Lan beni bile kandırdın Celal ya. Ya ben git anahtarlara bak diyorum. Hani güya adamı kaybet demeye getiriyorum. Anahtarlar odamda deyince kan beynime sıçradı. Ulan dedim ne diyor bu deniyor. Hayır ben ne bileyim adamı baştan dümenleyip başka bir yere sakladığını. Nerede paket? Hangi paket? Bodrum'daki adamı soruyor. Nereye sakladın? Ben hiçbir şey yapmadım Doğan Bey. Bir şey saklamadım.
Nereden lan o zaman? Sefer. Herkes içeri topla. Burada o da geldi. Güzel. Çıkarma, çıkarma. Yaklaş da seyret. Kimi istersiniz? Seni. Beni mi? Seni Celal. Seni. Yıllardır bana olan öfken geçmedi, değil mi? Yok öyle bir şey. Yalan söyleme! Al sana fırsat! Kimse karışmayacak. Ben... Bu Celal'in baba yerine koyduğu eski patronunun kafasına sıktım. Tam bu köşede. Sonra buna dedim ki, al bu anahtarları, bundan sonra burası sana emanet. O gün bugündür bu mekan Celal'in. Öyle mi Celal? Siz öyle diyorsunuz. Yardımcılık yapma lan! Delikanlı ol. Babam bildiğim adama kıydın de babasını öptü. İşte böyle. Kaç senedir kuş gibi arkamdan oyun çeviriyorsun bilmiyor muyum lan ben? Ha? Kapıları da kilitledim. Al sana fırsat. Hıncına. Şerefsiz babacığının intikamını al. Bunun eski patronu da böyleydi işte. Bunlar hainlik yapıp arkadan vurmayı bilir böyle. Ama ben öyle bir kere vurup kaçmam. İhanetin intikamını alırım. Kimse bana ihanet edemez. Hepiniz izleyin. Ulan burada olup biteni senden daha iyi bilen var mı? Ağzından laf alacağım adamı aşağıda sen öldürdün. Ben yapmadım. Sen yaptın Celal. Sen yaptın Celal. Sana teslim ettiğim adamı kaçırdın.
Nizama mı verdin? Nizama mı çalışıyorsun? Köpek! Sensin köpek. Nereden lan adam? Yavşak. Ha? Nizam'a mı gönderdin? Ne yaptın? Allah belanı versin. Nizam seni bir böcek gibi ezecek. Hain köpek. Alo. Sana odun topladım, gördün mü? Nereye getirdiniz beni ya? Sen de kimsin? Sen yıllar önce ölmedin mi Davut Bahadır? Öldüm. Sen de cehenneme hoş geldin. Kopanlı Hilmi.
yerli karadağ yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.